Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Dogecoin ve Shiba ile alakalı çöp yorumu üzerine konuşacağız arkadaşlar. Kritik Bitcoin seviyelerini bilen analist bu iki altcoin çöp demiş. Kripto para piyasası önemli bir güncelleme olan Ethereum shanghai yükseltmesinin sorunsuz gerçekleştirilmesi ve beklentilerin altında gelen ABD üfe verilerinin ardından genel olarak yeşil bölgede ilerliyor. Doğru. 3 Mayıs'a kadar bu hareketin devamını BTC ve Ethereum'da da zaten bekliyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte kripto para cephesinde sular henüz durulmuş değil. Buradan hareketle Bloomberg stratejisi Mike McClone yaklaşan ekonomik kasırganın ortasında iki altcoin projesi hakkında uyarıda bulunuyor. Bu iki altcoin ve benzerleri çöp. Bitcoin bir numara. Bloomberg Intelligence'ın kademeli, e, kademeli ne ya? Kıdemli emdiya stratejisi ve başarılı bitcoin tahminleriyle tanınan Mike McClone, yaklaşan ekonomik rüzgarlardan bahsediyor ve bu ortamda piyasa değerine göre en büyük iki meme coin hakkında bir uyarı yapıyor. Stratejistin isabetli tahminleri için, e, falan filan yeni bir Wolf of All Streets yuvarlak masa tartışmasında McGlone, Bitcoin'in diğer kripto varlıklardan daha iyi performans göstermeye devam etmesini beklediğini söyledi. Ayrıca stratejist, popüler meme coin'leri, Dogecoin ve Shiba Inu'nun çöpe atılması gereken saf spekülasyon makineleri olduğunu ileri sürüyor. E, şunu söyleyeyim arkadaşlar ilk olarak size. Birincisi, Bitcoin tarafındaki e, yükselişler tabii ki devam edecek. Ama bizim altcoin sezonu dediğimiz yani altcoinlerin daha doğrusu popüler altcoinlerin görece bitcoin'i e, geçtiği daha doğrusu paritede geçtiği o etabın yakında gelmesini bekliyoruz. Bunun için gereken katalizörün ise Fed'in duraklama dönemine girmesi. Daha şimdiden tabii ki belirtiler var fakat net e, Fed net bir şekilde faizi arttırmıyoruz dediği zaman işte o zaman gerçekten ben bir altcoin sezonu izleyebileceğimizi düşünüyorum. Yani burada maksimalistliğin anlamı yok. Bitcoin ne yapacak? Ethereum'dan daha mı çok katlama oranı bırakacak? Shiba'dan, Doge'dan falan. Mantıklı mı yani yapay zekalardan? Tamam. Federal rezerv sıkılaşıyor. Ekonomi resesyona giriyor. Peki böyle bir ortamda ne yapmanız gerekiyor? Satmak. Benim önerim sadece satmak. Eğer bir kasırga görürsem... Bunu söylemem gerekir. Ancak Bitcoin'in tüm kriptolardan daha iyi performans göstermeye devam etmesini bekliyorum. Öte yandan 22.000 kripto ve Dogecoin ve Shiba Inu gibi şeyler bu sistemde temizlenmesi gereken fazlalığı gösteriyor. Burada tabi açık bir şekilde Dogecoin ve Shiba'yı hedef almıyor. Diyor ki aslında maksimalistlik dediğimiz şeyi yapıyor arkadaşlar. Adam diyor ki Bitcoin haricinde bütün piyasa çöptür. Şimdi böyle bir dünya yok. Tamam. Sadece Bitcoin ile ilerlenirse zaten inovasyon diye bir şey olmaz. İnovasyon kavramı olmaz piyasada. Bakınız e, Metaverse üzerinde Blockchain kullanımı diye bir şey olmaz. Web3 DeFi diye bir şey olmaz. Tamam mı? E, zero olmaz. Zero X olmaz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Tamam Meme Coin'ler inovasyona yönelik bir e, pozitif hareket sağlamıyor. Ha bir meme coin inovasyon bazında ne yapabilir mesela? Shiba'nın bulunduğu kategori yani meme coin dediğiniz şey inovasyonel bir durum değildir. Fakat Shiba Inu'nun metaverse üzerine çalışması mesela inovasyona katkıda bulunduğunu gösterir. Shibarium projesini çıkarmış ve Ethereum'a katmanlamış olması, daha doğrusu katmanlayacak olması inovasyonu gösterir arkadaşlar. Bakın bunlar çok önemli ve Uzun vadede üzerine çalışılan şeyler. Bitcoin her zaman şimdilik daha doğrusu piyasadaki demir demirbaştır arkadaşlar. Ve gerçekten de evet küçük yatırımcıya da önerdiğim büyük yükseliş ihtimali olan bir emtiyadır. Fakat kesinlikle şunu da söyleyebilirim. Belli zaman döngüleri için değerlendirilebilecek ve yatırım yapılabilecek de çok fazla altcoin mevcuttur. Bakınız tıpkı Bitcoin gibi Ethereum, Matic, Chiliz gibi coinler e, uzun vade yatırımı da yapılabileceği gibi belli başlı Shiba Doge tarzı coinler arkadaşlar. E, yani hiçbir gerçek McClone ne derse desin bunların yükseliş potansiyelli olduğu gerçeğini değiştiremez. Ha, uzun vade yatırımı yıllara yayılım konusunda ben desteklemiyorum. Çoğunu desteklemiyorum. Ama Shiba'nın ve Doge'un bu boğa sezonunda büyük ölçüde yükseleceği gerçeğini değiştiremez. Mike McGlone'a göre bu 30'lu yıllarda sona eren 1929 çöküşüne 2000'de olanlara dotcom balonuna kadar geçmişte yaşadığımız neredeyse her büyük pompa ve likitede olanların bir göstergesi. Bu konunun kripto para piyasasıyla benzerliği hakkında stratejist şu değerlendirmeleri paylaş. Bu aşırı likitede ve risk varlıklarından ve aşırı spekülasyondan kurtulmanız gerekiyor. Dogecoin ve Shiba Inu saf spekülasyon makinelerinden başka bir şey değil. Önemli olan 100 kripto var ve bir numara Bitcoin. Evet yani şunu söyleyebilirim. Yalnızca 100 kripto yok. Hayır önemli olan e, farklı kriptolarda var arkadaşlar. Farklı farklı noktada. Bakınız yapay zeka coinlerinde var. E, çok güzel web3 projeleri var piyasa içerisinde. Ya zaten şöyle bir durum yok farklı bir noktaya gidiliyor. Şimdi Shiba ile Dogecoin'in piyasaya yararı var mı? Tabii ki var. E çünkü piyasaya e, yatırımcı gerek. İnovasyon tabii ki takip edilsin. Fakat bunlar olurken yatırım yapılabilir şeyler de lazım. Shiba'nın bugün geldiğimiz noktada piyasaya yararının olmadığı söylenemez. Çünkü şunu bilmek lazım arkadaşlar. Shiba bugün yatırımcının acemi traderların en çok tercih ettiği altcoin yani piyasaya çekebileceği parayı düşünebiliyor musunuz? Bunlardan kurtulmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Stratejist Mike McGulhon ayrıca ciddi bir borsa düzeltmesinin Bitcoin'i ve daha büyük ölçüde spekülatif kripto varlıklarını olumsuz etkileyeceğini söylüyor. McGulhon'a göre spekülatif dijital varlıklardan kurtulmak kripto endüstrisinin meşruiyet kazanmasına yardımcı olacak. Stratejist bu konudaki düşüncelerini şu şekilde açıklıyor: Borsa S&P 500 yüksek bir hızla düştüğünde ki bence düşecek her şey birbiriyle ilişkili. Bu başladığında Bitcoin muhtemelen oldukça önemli baskılar görecek. Ancak diğer tüm kriptolarda sadece aptalca spekülasyon olanlarda çok fazla baskı göreceğiz. Ve belki de sonunda onları temizleyeceğiz. Bu alanın meşru bir alan olabilmesi için bunlardan kurtulmaz gerektiği hepimiz biliyoruz. Bir, zaten uzun vadede bu olacak. Gerçek kullanım oranları uzun vadede asıl olan olacak ve büyük noktada temizlenecek. İkincisi, e, McClone bir şeyi çok yanlış değerlendiriyor. Şu anda düşüş değil, yükseliş zamanı. Çünkü makro bunu gösteriyor. Artık 6 ay, 7 ay öncesinde değiliz arkadaşlar. Artık durumlar farklı, artık işleyiş farklı. Meklon geçmişte kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.